geldi. Oh my god. Ben de oy bu ne? O kadar şaşırmaya gerek yok evrimcim. Ayakkabı. Ama sahibi ünlü bir modacı olunca biraz taşlı tuşlu oluyor haliyle. En sevdiğim ayakkabım bu. En yükseğim çünkü. Yurt dışından değil mi bunlar? Yok. Eminiz hanım izleyicilerimiz bayılmıştır bu ayakkabılara. Peki ya senenin diğer trendleri evrimcim? Yılın modası ile ilgili tüyoları alalım mı Gülşah Saraçoğlu'ndan? Bu sene ne giyelim? Yaz da geliyor ya, mayolarımız nasıl olsun mesela? Niyeyse deniz havası esti birden içimde bak. Evet. Hani o pareolar falan giyiyorlar ya, nasıl olsun renklerini... Ya ben zaten şöyle göstereyim mi? Olur. Mayo çıkarmış buradan komple. Allah. Yok be, mayo falan değil de. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim, tabii bir modacının evine gelince çok yüksek beklentilerle gelindi belki ama ben çok hani beklentiyi biraz şey yapmış olmayayım. Çünkü... Mesela yazın giyebilir miyim? Giy şekerim. Benim Meyra var arkadaşım. 5 yaşında. Giyebilir miyim? Gidebilir miyim diye. Buradan sevgiler Meyra Bartu. Ben böyle içimde tabii bikinim ya da mayom. Şimdi şöyle bir şey var. Benim öyle hayal et beni. Sen çok. Tabii. Beni öyle hayal et. Bir şey söyleyeyim mi? En makbul kadın sensin biliyorsun değil mi? Öyle mi? Ufak tefeksin. En makbul kadın sensin. Bir Erzan bir ben değil mi? Ay Lerzan yerim kadar, ben onu. Bak Lerzan kadar. Kendini bu kadar güzel. Hani taşıyan mı? Taşıyan bir kadın da hani çok azdı. Kadın. Bayılıyorum ben ona ya. Aynen öyle. Selam Lerzan buradan. Öyle, Lerzan vallahi. Mutlu. Sen mutlu, Lerzan mutlu. Tabii. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, hani burada benim çok fazla bir şeyim yok. Genelde annemle ünlü ve şeyde. Ben ne giyeyim? Atölyede kıyafetlerim. Hı. Ondan sonra çünkü daha çok orada giyinip çıkıyorum. Burada işte akşam yemekti, kulüptü bir şeydi falan. Ben ne giyiyorum biliyor musun bikininin üstüne? Belki komik gelecek ama. Bana uzak doğudan şey gelmişti. Yarım böyle, Rottie Chambour gibi. Ama ipek yapı böyle. Ne güzel işte. Onu giyiyorum. Ne güzel işte. O kadar en bağlıyorum. En güzel. Hem böyle şapon asla. İpek hem olduğu için. Hem de o kadar rahat oluyor ki. Bak hatta ondan bir tane burada bir şey vardı öyle bir şey. Nerede? Bak benim en çok sevdiğim şeyim bu biliyorsun. Yazlık mı? En çok ay, seviyorum. Ay harika. Ben böyle tığ işlerine bakıyorum. Evet aynen. Otantik. Elif diye bir arkadaşım almıştı. Ay Bodrum, çok güzelmiş. Bodrum, nereden Bodrum'dan bir yerde işte neyse. Gümüşlü falandır o taraflarda. Evet orada neler var ya böyle şeyler. Ve ucuz ucuz. Çok da güzel. Aynen çok öyle. Pahalı. Aynen ay öyle. Çok şıkmış. Ondan sonra öyle yani burada dediğim gibi çok fazla bir şey yok ama bak böyle çok güzel. Sevimli sevimli. Mesela. Ay ne tatlı. Ondan sonra. Bak bunun sırtı çok güzel. Bak böyle giyiyorsun bunun sırtını. Ay kanatlı kanatlı. Bak sırtın kemiklerim de gözüküyor burada. Aa evet sırt varmış. Şuraya. Ondan sonra. Yazın mor mu diyorsun? Yazın, şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben her zaman beyazcıyımdır bir kere. Yazın beyaz. Ondan sonra beyazlar işte turkuaz takılar, leoparlar, fuşyalar. Ben leopar cıvıl cıvıl. Ben leoparı çok seviyorum. Fuşyayı çok seviyorum. Bunları güzel de taşıdığıma inanıyorum. Ve yakışıyor sana. Alengirli bir kadınım ya. Seviyorum renkli bir kadınım. Çok. Yani ondan sonra çok. Ama renklisin öyle. Ondan sonra böyle ben seviyorum. Öyle değilim. Ben düzgün mesela o konuda. Ama her ne kadar bunu da çok seviyorum desem de benim her zaman herkes beni genelde siyah kalem krep elbise. Yani de aslında burada var mı krep elbise? Burada yok. 1000 tane krep elbisem var da hepsi o şeydi. Ay ne güzelmiş. Bak şekil. Mesela bu çok güzel bir üst. Altın renk siyah olsun. Bir pantolonla. Siyah cep bir kalem elbiseyle. Ondan sonra... Tabii ya, bu. Böyle ay çok güzel bir tasarımda buldum. Çok severek yapmıştım. Çok başarılı. Severek giyiyorum. Ondan sonra. Onu beğendim valla. Gülşah Saraçoğlu'nun ayakkabı tasarım tüyoları kahkaha krizine soktu. Bak böyle. Yapıştırıyoruz fırını. Ama evdeki fırın değil tabii. Yok canım mikroya atıyorsun 5 dakika. Ondan sonra ya da tavada pembeleşinceye kadar şöyle. Karamelize tabii. Ediyorsun. Az sonra. Ay şunlara tamam, bakalım. Ya. O benim çok eski bir elbisem. Mama. Bak bu da çok eski bir elbisem. Bu dünya ünlü bir markanın kupon bir tasarımıydı. Ya o kadar seviyorum ki kimseye veremedim çok bunları güzel, ya. Çok güzel, beğenme ya. 4-5 senedir duruyor. Ara ara da böyle canım isteyince böyle bir giyiyorum falan. Ondan sonra... Bak hiç aklıma gelmez bir insan değil mi? Böyle bir hani, haritasını bir şeyine koymak kıyafetini. Ama işte bu ne işinin şeyi olunca yaratıcılık. Yani. Tabii. Yani...
Ay bu dolap hakikaten yetmiyor yani, sıkıştırmış. Burada da Selçuk'un gömlekleri falan. Biliyorsunuz o genelde tabii beyaz ya, Antep'te daha çok işte işleri falan filan. Burada da olduğu zaman o da beyaz gömlek. Gurbet yolu bekliyorsunuz. Ondan sonra evet, haftanın 2-3 günü burada, 2-3 günü orada. Ondan sonra... Ama öyle daha işte. Güzel aslında öyle ilişki. İnsan yıpranmaz. Evet aynen öyle. Baksana ne göstereceğim. Hı. Bak bu Aslan'la ben. Bu da annemle ben. Aa. Ay aynı Aslan senmiş aslında. Evet işte öyle söylüyorum da kimse inandıramıyor. Çok güzel. Herhalde burun burun estetik olunca şuraya da botoks olunca herhalde babaya benzedim. Ay düşüyorum. Ama çok sevenler de birbirine benzermiş ya. Alo. Necip. Necip kim ya? Necip. Necip ne ya? Necip. Ya Necip. Ay kop. Bunun üstü. Bana aslında böyle bak şapka diye takacaksın. Bak ne kadar yakışıyor. Aa vallahi güzel. Bakayım. Onu ben taşlamadım ama onu öyle aldım. Bak 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 nasıl bak görüyor musun? O dudak niye nasıl öyle yakıştırıyor kendini? Fetrüyle öyle bir resmimiz var. Wow çok güzel. Evet. Makyaj. Makyaj ne yapacağız yazın? Yazın ne yapacağız? Vallahi bana makyaj sormayın. Ben hep böyle Bülent Ersoy gibi dolandığım için. O makası bile pırıltılı, paletli, taşlı, tuşlu. Şimdi mesela... Ay ne tatlısınız. Ya sorma. Ya bak şimdi bu benim... Bak bu elbisemi çok seviyorum. Bu elbisemi çok seviyorum. Aa ne güzel. Bak bu benim hayattaki en yakın arkadaşım. Zürre bir tane. Zürre. Ondan sonra... Selçuk. Bu da Hande'm, canım benim. Bülent Özdemir Hande dönmez biliyorsunuz. Şimdi. Evet, evet. Ondan sonra o benim vazgeçilmezimdir. Gece hayatımda bir tek Hande ile Bülent'e gidiyorum. Ondan sonra Cuma. Doğum günüsü. Biz de bir doğum gününde tanışmıştık. Evet. Merve'nin Merve. Doğum gününde Merve! Merve ya canım çok tatlı ya. Evet. Temiz kalpli. Gülşah Saraçoğlu şimdi de meslek sırlarını paylaşmaya başlıyor bizlerle. Ben bir gün buradan sıkarken bu bir patladı. Yapış yapış. Bak şimdi böyle böyle şey yapıyorsun, sıkıyorsun onu. Ondan sonra. Ama tabii marifet fırında böyle. Özel bir kalemi var bu kalem. Aa. Bak böyle alıyor. Bak böyle 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 böyle. Yapıştırıyoruz. Sonra bu sonra onlar kuruyor. Kurduktan sonra biz bunu fırınlıyoruz. Aman Gülşah Hanım ne fırını? Yakmayalım ayakkabıları. Fırın ama evdeki fırın değil tabii. Yok canım mikroya atıyorsun 5 dakika. Ondan sonra ya da tavada pembeleşinceye kadar şöyle. Karamelize ediyorsun. Tabii ondan sonra oluyor işte. Böyle o nasıl bir gülüş diyor? Nasıl bir ses çıktı benden? Tavada pembeleşinceye kadar şöyle. Baksana ya böyle bir ışık olabilir mi? Ya? Ay çok güzel. Ay Pınar Dilşeker bana kıyafet hediye etti ya. Yerim benim. Ay ben sana burada hediye edemeyeceğim ama hediye edecek bir şeyim yok. Burada hediye etme ya istemiyorum. Ben sadece andım onu. Hiçbir şey hediye etmeyin ben utanırım yani. Severim hediye almayı da öyle utanırım sanki istiyorum şimdi. Gel. Dur. Oh piti piti karım. Ay çünkü şimdi burayı açmaya başlayacaksın. Gel. Biliyorum. Ben de öyle yok. Yok yeni olduğum için. Orada gözlükler var orada bir şey yok. Ben dün gözlük alıyordum az daha sana göstereceğim onu. Çektim fotoğrafını bak, alayım mı almayayım mı? Bak. Bu gözlüklerime çıldırıyorlar beni. Wow. Bir de bunun gümüş şeyini aldım. Benden tam bir de marka istiyorlar biliyorsunuz o sosyal paylaşım sitelerinde. Ben o markaları falan gözlük markası falan vermiyorum. Ama Nişantaşı'nda benim gözlüklerimi aldım. Yanım vardır onu da isim beni veremez oraya... tabii. Vay beni paslasana. Bak bu gold o da. Yo yo yo. Değil mi? Ondan sonra Cema. Bak bu gözlüğümü de severim. Ama bana büyük bu. Dur, bakayım. Daha var orada bir şey. Dolu orada ya. Bak bak. İndireyim mi hepsini? Bak bunu da çok severim. Komikli. Bak ne kadar güzel. Aa bak beni evet. Göndersene sen. Komikli şakalı şukalı gözlükler de var. Hayata pembe bak. Hayata gülümse. Ben Amerika'dan almıştım. $3 değil mi? Yok valla ben $5 almıştım bunu görüyor musun? Sen $3 mı aldın? İlk dükkandan aldığım için kazıklı. Biraz, biraz ilerleseydin. Biraz daha ilerleseydin. Birazcık arkasına bastım. Hadi canım. Bak. Allah'ım. Bak. Kız güzel kadınım. Aa. Bak sevim bak. Şimdi ben, ay benden düşer bir de. Bak ama ne güzel değil mi? Oya abla var ya Oya Aydan bunu Japon'la yapıştırıyormuş. Oya abla Japon'la mı yapıştırıyor? Valla şahitsiz yapıştırmıyor mu demedi mi? Niye ya? Kafanı salla. Kafanı salla. Bak. Bak ne manyağım bak bak.
Ama biliyorsun bunlara siyah dümdüz krep elbise giyilecek. Öyle alengeli malengeli falan. Ben komik hissederim kendimi bunları takınca. Sana biraz büyük mü durdu sanki evrim? Bir şeye benzeteceğiz ama aklımıza gelmedi. Telefon gibi durdu. Telefon. Alo? Alo Fazıl? Fazıl kim?